Sen sana ya. Abi bak, şöyle yapma, Raptan gitmek lazım. Murat'ın babası orada, mangal yap. Taşlar atacağız sanmış. Şimdi 2008'deki dünyada krizden dolayı mezar bakımı gibi bir iş yapma aklıma geldi. Nereden bu sanat? Aslına bakarsanız tabii Andızlı Mezarlığı'nda dedemin mezarı vardı. O dönem çok yoğun işlerim var olduğu için bir mezara bakacak kimseyi bulamadık. Bulamadığımız için de şirket kuralım dedik. Profesyonel bir yapan firma bulamadık. Bulamayınca bir şirket kuralım dedik. Ve devamlı böyle bir işe başladık. Burada işte mezarın çiçeklendirilmesi, düzenli sulanması, toprağın değiştirilmesi, taşın ikamın temizlenmesi gibi hizmetleri veriyoruz. Fotoğraf çekip müşteriye mail atıyoruz. Mezar bakımı yapıldıktan sonra SMS'de bilgi veriyoruz. Bu şekilde insanlar gelmeden mezarın bakımını düzenli halde görmüş oluyor. Aslına bakarsanız özel günlerde bu ne zaman oluyor? Ramazan bayramları, kurban bayramları ve kandillerde. Özellikle şeyde de artabiliyor. Mesela müşterinin ölüm yıl dönümlerinde de. Kişi öldüyse eğer, ölen kişinin ölüm yıl dönümünde de işlerimiz yoğun şekilde artıyor. Özellikle tabii Ramazan ve kurban. Yoğunluk olarak Türkiye içi çalışıyoruz ama tabii Almanya'dan, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin'den, buradaki bulunan Türklerden, Almanya'dan, özellikle Hollanda'dan, Fransa'dan, orada bulunan Türklerden talepler geliyor. Bu şekilde çiçeklendirme ve temizlik işlemi yapıyoruz. Özel istekte bulunan oluyor da mesela tuttuğu takım, atıyorum sarı kırmızı istiyorum diyor ve Türk bayrağı ile ilgili kırmızı beyaz ve Antalya Sporlu olabiliyor. Kırmızı beyaz çiçekler dikebilir miyiz Mehmet diyor. Biz de dikeriz diyoruz. Ölüm yıl dönümünde arıyorlar, kandillerde arıyorlar. Tek sefer çiçeklendirme yapalım diyorlar. Çiçeklendirip fotoğraf çekip mail atıyoruz. Aslına bakarsanız tabii 2008'de başladığımızda yoktu. Hala yeni bir sektör diyebiliriz bu işle ilgili. Çünkü gelişmekte olan bir sektör ve ihtiyaç olan bir sektör. Türkiye'nin alışık olmadığı bir iş. Yani mezar bakımını hala çok duymayan, nasıl yapıldığını, niye yapıldığını, neden bakımını bilmeyen çok insan var. Biz bunu hızlı şekilde yaymaya çalışıyoruz. Tabii onda da özellikle kandillerde, atıyorum ölüm yıl dönümünde veya 40'ı geçtiği zaman özellikle bizden hoca hizmet istiyorlar. Biz de onu tanıdığımız, bildiğimiz hocalar var. Onları yönlendiriyoruz. Onlara duasını okup müşteriye videosu çekip gönderiyoruz. Ya aslına bakarsak artık yani metropolik bir şehirde yaşıyoruz. Bu anlamda insanlar çok yoğun ve çalışıyorlar. Artık aileyle çalışmanın, çekirdek bir aileyle çalışmayan insan yok artık. O yüzden vakit bulamadığı için ve gelemediği için özellikle. Artık bayramlarda bile gelmek çok zorlandığı için. O yüzden bize ihtiyaç duyuyorlar. Biz de gidip çiçeklendirip temizliğini yapıyoruz. Yaklaşık da bizim hesabımıza göre 100 bini geçik, tabii ulaşabileceğimiz en azından 100 bin adet mezar sayısı var diyelim merkez anlamında. Mezarlık sayısı da 185 tane mezarlık var. Biz yaklaşık 800'ü geçik mezara bakıyoruz Antalya'da. Bir 10 kişilik ekiple çalışıyoruz. Ve sürekli rut halinde mezarlıkları geziyoruz, fotoğraf çekiyoruz ve müşteriye mailini atıyoruz. Evet çok yoğunuz. Bizim işimiz şöyle bir sıkıntısı var. Gece mesaisi yok. Gece mezarlığa giremiyoruz. Gece mesaisi olsa o kadar girecek aşamadayız. Ve çok yoğun çalışıyoruz bayram dolayısıyla. Çok hızlı çalışıyoruz. Çok cüzi bir rakama bakıyoruz. Aylık 45 ve 50 TL'ye müşteri sürekli mezarını çiçekli ve bakımlı görmüş oluyor. Bu kadar basit. Çiçeklendirdik. Toprağını tamamladık. Çiçek işte dediğim gibi taşın ikrar temizledik şu an. Sulama işlemini yapacağız. Biraz sonra size fotoğraf çekip mail atacağım. WhatsApp'tan da göndereceğim. Yani bu şekilde ondan sonra ödemeyi hesabı havale yaparsınız. Görüşmek üzere inşallah. İyi günler, hayırlı bayramlar. Kolay gelsin. Sağ olun.